Şimdi bugün size bir olay vereceğim, ekrana yansıtacağım. Tarzını değiştirmiş Sezgin Baran Korkmaz. Hala telefonu gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'ni arayıp Sezgin Baran Korkmaz'a ulaşmaya çalışacağım. Ama telefon gelmediği için ulaşamıyorum arkadaşlar. Şimdi ekrana vereceğim. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Evet. Birkaç saat bana birkaç saat önce arkadaşlar büyük falan bırakmış. Yani bu mahkeme bitti gibi dönüşüyor. Tam duyulmadı sanırım o cevap. Ben tekrar soracağım. Siz mahkemeniz bittiği an Türkiye'ye dönüşü mü söylüyorsunuz? Kamu personeli de ilk günden beri biliyordu. Benim hiçbir zaman ülkeme dönmemek gibi bir şeyim yok. Ben ülkeme dönerim. Ben ülkemde iş adamıyım diyen 1000 kişiden de emin olun 900'den daha temiz. Altını kırmızı çizgiyle çiziyorum. Bana birkaç saat önce 2 ay demiş. Arkadaşlar öyle bir olay ki o kadar Sezgin Baran Korkmaz diyor ki Türkiye'de 1000 tane iş adamı varsa 999'undan ben daha temizim diyor. Yutkunayım. Dur, telefon gelmiş mi? Telefonu gelmişse Amerika'yı arayacağım çünkü arkadaşlar. Evet, bakalım. Ah, gelmiş arkadaşlar. Lütfen arayacağım şimdi kendisini. Merhaba, ben Ali Tarakçı. Sezgin Baran Korkmaz, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ya, yayındaydım, haberinizi gördüm. Döneceğinize dair olarak haberinizi. Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Sezgin Bey? Öyle mi? O CNN'deki konuşmayı yaptıktan sonra mı? Net bir şekilde. Tamam, kendinize iyi bakın. Sağ olasınız. Sevgili arkadaşlar, Sezgin Baran Korkmaz'la konuştum. Önce onu söyleyeyim. Avukatları talimat vermiş Sezgin Baran Korkmaz'a. Demişler ki konuşma. CNN'deki o konuşmasının ardından Sezgin Baran Korkmaz'a davam biter bitmez Türkiye'ye döneceğim demiş. Ben de Sezgin Baran Korkmaz'ınla ilgili yayın başlamadan evvel başkalarıyla görüştüğümde Gülşen. Başka şeyler sorabilirdim de canlı yayında olduğu için, halbuki canlı yayından önce konuşsaydık çok daha farklı olacaktı ama şimdi ulaşabildim. Sezgin Baran Korkmaz, sevgili arkadaşlar, Türkiye'ye döner mi? Döner arkadaşlar, döner. Vallahi döner, billahi döner. Hiçbir şey olmamış gibi döner. Ama şimdi size özellikle bir şey söyleyeceğim. Sezgin Baran Korkmaz'ı biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nda o geceki görüntüleri yayınlandı. O görüntüleri yayınlandığında o gece İçişleri Bakanlığı'na girdi ve o gece uçtu arkadaşlar. Yani yurt dışına çıktı. Avusturya'ya gitti. Ben de o Avusturya'da özellikle İsmail Saymaz'a konuk olduğu gece, İsmail Saymaz onu programdan almıştı. Ben de hemen Sezgin Baran Korkmaz'a ulaşmıştım. Sezgin Baran Korkmaz'a ulaşıp demiştim ki bizim yayına gelebilirsiniz Sezgin Baran Korkmaz. O da bana demişti ki tamam, söz veriyorum, geleceğim. Ama ben o arada Sezgin Baran Korkmaz'la konuşurken ve yayına katılmaya söz vermişken İsmail Saymaz gelen tepkiler üzerine Sezgin Baran Korkmaz'ı geri çağırmıştı. Sonra Sezgin Baran Korkmaz'la konuştuğumuzda bana çok özel bilgiler anlatacağını ama hafta sonu konuşacağımızı, bu telefondan kendisinin işte verdiği telefon beni arayabileceğini, ya aradığım telefondan tekrar arayabileceğimi söylemişti. Ne yazık ki Avusturya'da hafta sonu ben aramadan, konuşamadan gözaltına alınmış, tutuklanmış. Daha sonra da biliyorsunuz uzun bir tutukluluk dönemi sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmiş. Orada gördüğüm kadarıyla yapılan bir anlaşma gereği de serbest bırakılmıştı. Katıldığı CNN'deki bir Türk gününe Türk günündeki bir yürüyüşte gördüğüm kadar bir etkinlikte CNN muhabirine Türkiye'ye döneceğini söylemiş. Ben de konuşunca dönmeyeceğini sordu. Ne diyorsun Ahmet Fidan?
Bilemedim ki ondan soruyorum demiş bana. Konuşuruz bunu bugün de. Neyi sormuşsunuz? Döner döner arkadaşlar. Burada daha büyük para kazanır çünkü. Burada hala şirketleri duruyor sevgili arkadaşlar. Hala şirketlerin. Bence sizin telefonunuzu açması da bir nezaket demiş Fikret Özcan. Fikret benim telefonum olduğunu bilmiyordu. Ben Ali Tarakçı deyince merhaba dedi. Önce onu söyleyeyim. Benim telefonum olduğunu, kaydı var mıdır bilmiyorum ama yoktu. Bakalım başka var mı? Dili döneceğini, yüzü asla dönmeyeceğini söylüyor. Evet arkadaşlar, bakıyorum. Başka sizden gelen bir şey var mı? Gelir gelir. Bence de gelir arkadaşlar. Hiç kimse onun yürüyüşünü dönmez. Şimdi biliyorsunuz Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'ndan ki görüşmenin ardından çıkışındaki çok önemli bir iddia var. İstanbul İstihbaratı'ndan sorumlu Ömer Faruk Ataş'ın Türkiye İstihbarat Başkanlığı'na getirilmesi planlanıyormuş arkadaşlar. Şimdi iddiaya göre Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkaran kişinin Ömer Faruk Ataş olduğu iddia ediliyor. Bakın Ömer Faruk Ataş olduğu iddia ediliyor. Yani Sezgin Baran Korkmaz yurt dışında konuşmazsan, açıklamalar yapmazsan, tamam yaptığın kadar yaptın ama başka açıklamalar yapmazsan Türkiye'ye alacağına, Türkiye'ye geri geleceğine yönelik olarak kendisine söz verilmiş gibi gözüküyor. Bundan dolayı aslında CNN'e bu konuşmayı yapıyor. CNN'e konuşması bir rastlantı olmadığının altını çizeyim arkadaşlar. Tekrar. Yani Ömer Faruk, şöyle gelelim. Ömer Faruk Ataş. Şöyle gelelim. Evet arkadaşlar. İlginç bir şekilde Ömer Faruk Ataş ismine bakıyoruz. Kim Ömer Faruk Ataş? Genç bir arkadaşımız. Ömer Faruk Ataş. Ömer Faruk Ateş. İstanbul İstihbaratı'ndan sorumlu isimmiş arkadaşlar bu. İddia tabii bunlar, bilmiyoruz. Başka bir şey var mı bakalım? Kısacası sevgili arkadaşlar, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye dönme olayının aslında bu isimden kaynaklı olabileceği, yani yeni açıklamalar yapmamak şartıyla Türkiye'ye dönme garantisi verilmiş olabileceğini ve bunun üzerine Sezgin Baran Korkmaz'ın CNN'e o açıklamayı yaptığı iddia ediliyor. Yayını beğenmeye korkmayın, vicdansızlar demiş umman. Beğenin tabii, niye beğenmiyorsunuz ki? Reza Zarrab niye dönmedi? Niye dönsün arkadaşlar? Bir daha döner mi? Dönerse bu sefer iliğine kadar alırlar. niye? Arkadaşlar bakalım ne var? Ahmet Aydın demiş ki ben Oytun Hoca ile olan programı izlemiyorum. İzlemeyebilirsin Ahmet tabii ki. Niye olmasın ki? Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Akşam saat 22.30'da Oytun Erbaş'la olan programa bekliyoruz. Lütfen kimseciklere söz vermeyin. Vaktiniz olursa bekliyoruz. Bu yayını paylaşmayı, dostlarınızla paylaşmayı, aynı zamanda yayını beğenmeyi, katıl üyesi olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.